Merhabalar arkadaşlar, herkese iyi günler dilerim. Arkadaşlar bugün Arch Linux kurulumunu göstermek istiyorum sizlere. Daha kolay, daha pratik, istenilen sürücüleri ve driverları, programları, arayüzleri seçim imkanına sahip. Yani Arch Linux kurulumunu daha çok kolaylaştıran saf, yalın bir Arch Linux'tür arkadaşlar bu. Sitesine buradan girdim. SourceForge'den Calam Arch Installer diye geçiyor. Burada arkadaşlar açıklamaları var. Ben videonun altına da ekleyeceğim. Tens Telekom'da da ayrıca Arch Linux kurucu var arkadaşlar. Ayrıca bunu buraya ekleyeceğim. Burada da aynı şekilde var. Güncelleyeceğim yani. Arkadaşlar bu Arch mesela Arch Linux tabanlı olan Manjaro Linux, işte Arco Linux, Archman vesaire gibi Rolling Release olan Customization Arch Linux'lerden farkı daha kolay kuruluyor olması, saf olması, uygulamaları, arayüzleri daha hızlı bir şekilde hem seçmeli şekilde birden fazla da seçmeli şekilde kuruluyor olması vesaire. Artı en son güncel olan uygulama ve arayüzleri de artı sürücülerle beraber seçerek kurması arkadaşlar. Ben sanal makine üzerinden bunu göstereceğim arkadaşlar sizlere. Arch Linux ISO dosyasını indirdik. Yazdırdığımızı farz edelim. Bilgisayardan boot edip başlatıyor mantığıyla bakalım arkadaşlar. Ben şimdi VMware Workstation kullandığım için önce yapılandırıyorum kurumun için. Linux'u seçiyorum. Buradan işte çekirdek yapısına göre 64 bit mesela. 64 bit seçiyoruz arkadaşlar. 5 ve üzeri oluyor genelde çekirdek yapısı. Son sürümlerde. Ubuntu'da da kalsa başlar ama genelde ben bu şekilde yapıyorum. Çekirdek olarak seçiyorum. Adlandırıyoruz arkadaşlar. Arch Linux kurulum diye yazalım bugün. tnctr.com forges. Enter. 20 GB veriyorum arkadaşlar. Finish diyorum. Buradan yapılandırma için ISO dosyasını göstereceğim şimdi arkadaşlar. RAM ve işlemci vesaire onları şey yapacağım, göstereceğim. ISO dosyasını buradan gösteriyorum. Burada masanın üstünde zaten. RAM'de işte arkadaşlar RAM mesela 4 GB RAM'iniz varsa 2000 verebilirsiniz. 6 varsa 4 verirsiniz. Ben 3000 vereceğim. İdeal. İşlemci seçimi çift çekirdek benim. 2 yaptım. Geri kalan yazıcı var. Kullanmıyorum. Çıkarttım. Okey dedikten sonra start vereceğim arkadaşlar. Bundan sonraki senaryo işleyişi şöyle arkadaşlar. Live olarak, otomatik olarak başlıyor. Yani normal real sistemlerde nasıl başlatıp sistemleri Windows gibi başlatıyorsanız bu da aynı şekilde. Ekran bak geliyor. Böyle bir ekran geliyor. Enter'lıyorum arkadaşlar. Live olarak şu anda sistem boot ediyor arkadaşlar. Arada beklemeler olursa bekletirim. Pause yaparım videoyu. Alta ineyim şimdi. Pause ediyorum. Masaüstü geldiğinde kurulum start vereceğim. İşleyişini göreceğiz arkadaşlar. Geri kalanı zaten sizler de kolay bir şekilde zaten yaparsınız. Temel Linux kullanıcı olan arkadaşlarımız zaten olayı daha iyi anlıyorlardır anlattığım gibi. Bilmeyen arkadaşlar için daha hem projeksiyon olmuş olur hem bir intro video olmuş olur. Çünkü sayısız video görüyorum YouTube'da, internette. Dolayısıyla çok böyle açıklayıcı bilgiler yok. Bu zaten yapılandırılmış olan Arch Linux kurucusu oldukça pratik. Anlaşılmayacak bir tarafı da yok zaten. Görüşürüz arkadaşlar. Pause yapıyorum videoyu. Dönüş yapacağım. Evet arkadaşlar. Masaüstü açıldı şu anda. Buradan evet arkadaşlar. Tam ekran yapıyorum şu anda. Benim görüntüm arkada kaldı. Arkadaşlar ilk geldiği zaman masaüstü burada A simgesini görüyoruz. İnternete bağlı olup olmadığınızı buradan kontrol edin öncelikle arkadaşlar. İnternete bağlı olduğunuz takdirde seçtiğiniz bütün sürücü, arayüz vesaire hepsi yüklenecek arkadaşlar. İnternete bağlı olma durumu var arkadaşlar bu kurucuda. Aşağıdan arkadaşlar Calameres Install Arch Linux yazan yeri A'yı tıklıyoruz arkadaşlar. Calameres uygulaması yani kurucu uygulaması başlatılıyor arkadaşlar şu anda. Evet arkadaşlar biraz bekletiyor. Sanal makine olduğu için. Yani bundaki mantık Arch Linux'u daha kolay, rahat bir şekilde
bu uygulama aracılığıyla rahat kuruluyor olması arkadaşlar. Aynı tıpkı şey gibi düşünün mantıken. İşte Manjaro Linux gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Buradan dil seçimini yapıyoruz arkadaşlar. Ben Türkiye'yi seçiyorum. Türkçe Türkiye. Sonraki diyoruz. Bu zaten tam anlamıyla göstermeyeceğim. Otomatik olarak internete bağlı olduğumuz için bölgemizi buldu arkadaşlar. İstanbul. Sonraki diyoruz. Klavye gelmesi lazım. Evet, klavye. Burada da klavyemizi test ederiz arkadaşlar. Herhangi bir şey yok. Tamam, gayet güzel. Sonraki diyoruz. Burada arkadaşlar diski sil diyoruz. İleri diyoruz. Ondan sonra sürücü ve şeylere geçiyor. Arayüzlere geçiyor arkadaşlar. Örneğin GNOME kuracaksınız masaüstü. Ekran kartınızda burada seçiyoruz arkadaşlar. Intel ise Intel seçiyoruz. AMD ise AMD. Buradan seçiyoruz. GeForce yani Nvidia ise arkadaşlar. GeForce seri numarasına göre bakarsınız buradan. Nvidia'yı seçersiniz. Ondan sonra AMD ise AMD'yi seçersiniz arkadaşlar. Emin değilseniz arkadaşlar normal bırakın. Açık kaynak sürücüler otomatik olarak kurulacaktır arkadaşlar. Popüler masaüstü olarak burada ne var? Debian var arkadaşlar. İşte ne bileyim KDE var. Cinnamon var gördüğünüz gibi. Birden fazla da seçebiliyoruz arkadaşlar kurulum için. Bunları seçtikten sonra dileyen ve buradan web tarayıcı ve yazıcı bileşenleri de seçebilir uygulamalarında. Bunları da işaretleyin. Şayet tarayıcı ve printer kullanıyorsanız yazıcı. Tarayıcılarımızdan da Firefox, Chromium, Opera var arkadaşlar. Firefox var. Hepsini seçebilirsiniz. Sizin isteğinize bağlı bu tamamen. Ondan sonra seçtiklerimiz bitti. Mesela sadece diyelim ki bir tane şey seçtim. Cinnamon'u seçtim. Sorun olur mu? Sadece sürücülerimi seçmedim ama olmaz. Açık kaynak olarak kurar zaten otomatik olarak. İleri diyoruz. Sonrakinde kullanıcı adı ve şifrelerini soruyor arkadaşlar. Bunu buraları doldurduktan sonra ondan sonra Arch diyelim. Arch kurduk. Burada şifremizi belirliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdım bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yazdım. Ondan sonra bunları da işaretledikten sonra arkadaşlar ileri diyoruz. Sonraki. Burada şey onay vermedi. Ve şifreyi herhalde büyük istiyor. Onaysız diyor. Parola onaysız. Tekrar bakalım. Evet. Şu anda baş harfini büyük yaptım arkadaşlar. Diğerlerini de şey yaptım. Sonraki dedikten sonra arkadaşlar kurulum otomatik başlıyor arkadaşlar. Eğer ki geri gidelim buradan. Windows üzerinden yani ikinci işletim sistemi olarak kuracaksanız şayet elle bölünmemeye giriyoruz. Elle bölünmemede diskimizi ayırdığımız bölüm hangisi ise o diski seçiyoruz arkadaşlar. Şu anda bende sanal makine olduğu için bakalım verecek mi? Bölümleme ekrana geliyor. Bakalım. Vermeyebilir arkadaşlar sanal makine olduğu için. Şu anda disk ham olduğu için yani herhangi bir biçimleme olmadığı için sanalda bir sorun. Evet kapandı benim tahmin ettiğim üzere. Evet arkadaşlar anlattığım şekli buydu. Yani kurulum şekli buydu. Elle bölümlemeden 50 GB alanı seçip UEFI veya Legacy olarak otomatik olarak algılar zaten. Kuruyoruz arkadaşlar. İşlem bu kadar. Bundan ibaret arkadaşlar. Ben bu sistemin linkini indirme linkini, ana sayfa linkini, SourceForge'de olan linkini vesaire ekleyeceğim. tianstr.com'da Arch Linux kurucu 2020 kolay kurulum şeklinde konu da var. Buraya ekleyeceğim zaten. Daha önce Türkçe'ye falan vesaire çevirmiştik. Zaten önemli değil. Live ekran arkadaşlar. Enter'layınca hemen masaüstü geliyor. Bunu anlatayım ki dedim hani arkadaşlar yani saf yalın Arch Linux kurma kolaylığı mantığında şu anda bana göre en iyisi bu arkadaşlar. Sebebi ise internete bağlı olmanız gerekiyor ve bütün sürücüleri ve çekirdek yapısını A'dan Z'ye güncel olarak kuruyor. UEFI ve Legacy BIOS destekleri tam anlamıyla var. Hem boyutu da oldukça minimal boyutlarda. Masaüstü ilk açıldığında live olarak XFCE masaüstü ortamına konumlandırılmış. Arch Linux Kanada menşeili geliştiricileri o ülkeden. Kurulumun yani Rolling Release Custom Manjaro işte RTX ne bileyim işte farklı varyasyonlarda dağıtımlar da var.
Ama ben işte yalın olsun, saf olsun, istediğimi ben seçeyim mantığında kurmak istiyorsanız emin olun en iyi seçim bu arkadaşlar. Yani ilk kullanıcı ve son kullanıcı odaklı diyebilirim arkadaşlar. Ben tnstr.com'dan Forges arkadaşlar. Hepinizi saygıyla, hürmetle iyi günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Hoşça kalın.